Embursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Haftanın son iş gününde saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde gün ortası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün gün ortasında siyaset konuşacağız ve bugünkü konuğumuz İYİ Parti Bursa İl Eski Başkanı Sayın Selçuk Türkoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp katıldığınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum ben size. Estağfurullah. Asıl yani bu imkanı verdiğiniz için biz teşekkür ne ediyoruz. Demek, sağ ne olun. Demek. İnşallah güzel bir programı geride bırakırız. İnşallah. Şimdi bugün tabii gündemimiz siyaset. Hem İYİ Parti'nin Türkiye seçim sürecini konuşacağız. Hem de Sayın Selçuk Türkoğlu'nun İYİ Parti Bursa Teşkilatı'ndaki 2 yıllık görev süresini ardından yeni siyasi yol haritasıyla ilgili de bize önemli açıklamalarda bulunacak. İlk önce Türkiye gündemiyle başlamak istiyorum ben. Malumunuz biliyorsunuz bugün gözler Beştepe'de saat 14'te resmi olarak açıklama yapılacak ve artık Türkiye'deki resmi seçim süreci 60 günlük süreç başlamış olacak bugünden itibaren. İYİ Parti bu süreçte altılı masada son bir hafta içerisindeki en çok konuşulan konuların başında geldi. Genel Başkan Meral Akşener önce altılı masayı terk ettiniz, ardından sonra yeniden geri döndü Sayın Akşener. 3 günlük bir süre oldu. Bu 3 günlük sürede ne değişti? İlk önce bunu sorayım size. Buyurun. Tabii öncelikle teşekkür ediyorum. Birincisi bu sürecin tamamı kamuoyunun gözü önünde alabildiğine açık, şeffaf bir şekilde yürütüldü. İYİ Parti açısından ve Sayın Genel Başkan'ın ta en başından, hatta Türk siyasetinde İYİ Parti kurulduğu günden ve kurulma öncesinden başlayan süreçle birlikte ki çizginin gereği oldu. Yani millete rağmen siyaset yapılmaz ve siyaset topyekün bu ülkede millet için yapılmalı. Yani milletin sorunlarını çözmek için, milletin taleplerini karşılamak için, bu ülkenin işte daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha adaletli, daha güvenli olması için yapılır. Siyaset de bunun için yapılmıyorsa zaten yapmamak lazım. İYİ evet. Parti bu anlamda gerek altılı masanın oluşumunda, uzlaşı kültürünün gelişmesinde, Türkiye'nin acil sorunlarının çözümüyle alakalı neredeyse siyaseten Türkiye'nin tamamının temsilcilerinin olduğu, düşünsel anlamda, siyasi fikri anlamda bunun yansımasının olduğu altılı masanın oluşmasından bu tarafa durduğumuz nokta, millet nerede duruyorsa biz de orada duruyoruz. Hı hı. O nedenle yani meselenin özeti şu, pek çok konuda mutabık kalınan, hatta en son mutabakatnamenin yayınlanmasıyla birlikte 2000 küsür nokta nokta her konuyla alakalı sorun alanlarının çözümünde mutabakata varmış bir altılı masa var. Bu masanın işte en önemli konularından bir tanesi de işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiydi. Hı hı. Bu mesele son güne geldiğinde başından beri İYİ Parti bir kazanacak aday vurgusu yaptı. Yani 20 küsür yıldır neredeyse tam anlamıyla tıkanma noktasına gelmiş. Devletin bütün çivilerinin yerinden çıktığı, ayarının bozulduğu, milletin açıkça fakr-ı zaruret içerisine düştüğü, geleceğiyle alakalı güvenlik endişesi yaşadığı, ekonomik anlamda iflasın eşine geldiğimiz bir tabloda biz milletin temsilcisi olmak zorundaydık. Ve millet ne istiyorsa bunu gerçekleştirmek zorundaydık. Bu konuda da herhalde samimiyetini en net gösteren genel başkandır Sayın Meral Akşener. Yani feragat eden, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen, millet kimi istiyorsa onu aday göstermek gerektiğini söyleyen bir tavırla yaklaştı. Ve bu tavırla ilgili bir teklif sundu. Aslında masayı terk etme de değil ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde bir anlaşamama oldu. Evet. Ondan sonra yaşanan süreç içerisinde Sayın Genel Başkan sonraki Fatih Altaylı Bey ile katıldığı televizyon programında bunları böyle tek tek açıkladı. Son derecede samimi, makul, gizli kapaklı bir tarafı olmayan, kafanın arkasında bir ajandası olmayan, dedi ki benden de yüksek popülitesi olan kamuoyu araştırmalarında talep gören, teklif gören arkadaşlarımızdan birisinin aday yapılmasını masaya getirdik. Fakat masada da Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldi. Bununla alakalı bir ortak yol bulunmalıydı. Akabinde malum sonuçla birlikte hem sayın belediye başkanlarının, Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının sistemin içerisinde, yani milletin onları görmek istediği yerde olabileceği, masanın da talebinin ve o birlikteliğin, ki millet masasıdır bu, millet ittifakıdır, talebini göz ardı etmeyen ve sonrasında daha ciddi bir sinerji oluşturan bir sonuca evrildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hayırlı olmasını ve ben bunu canı gönülden ve net, tecrübelerim iyi kötü aktif siyasette bulunduğum zamanlara ve alandaki Bursa ölçeğinde ve özelinde talepleri de gördüğümde Sayın Cumhurbaşkanımızın, 13. Cumhurbaşkanının Kemal Bey olacağına canı gönülden inanıyorum. Ortada Millet İttifakı'nın artık net bir milletin karşısına çıktığı bir adayı var, bir sistemi var ve bir mutabakatname var ve bir sistem değişikliği söylemi var. Biz bu seçimlerde bunu oylayacağız aslında. Yani adaylar önemli ama adaylardan ziyade bu seçimde Türk seçmeni şunu oylayacak. Tek adam mı, demokrasi mi? Tek adam mı, hukukun üstünlüğü mü? Tek adam mı, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem mi? Bunu oylayacağız. O nedenle son tahlilde gelinen sonuçtan bütün milletimiz gibi biz de İYİ Parti'de son derece memnun. Bugün de nasipse seçim ilan edildiğinde, ki artık ülke bir seçim iklimine girdi. Evet. 60 günlük süreç başlayacak. Allah'ın izniyle Türkiye yeniden işte demokrasiyi, hukuku, parlamenter sistemi seçecek. Ben o nedenle, yani meseleye önce masayı terk etme, sonra yine dönmeden ziyade, ki masayı terk etmediğini de ifade etmişti Sayın Genel Başkan, biz meseleye milletin taleplerinin yerine getirilmesi, siyasetin millet için yapılması ve milletin geleceği için yapılması noktasındaki bir tavır olarak görüyorum. Bir de Türk milletine yıllardır şunu kabul ettirmek zorunda bıraktılar, kabul etmek zorunda bıraktılar. Nedir? Bütün siyasi işler, millet adına, devlet yönetimi adına yapılacak işler hep kapalı yerlerde görüşülür. Kapalı kapılar ardında görüşülür. İnsanlar ne olacağını bilmez. Memlekette başbakan değişir bilmez, bakan atanır bilmez. Siyasi tartışmalar, aday belirlemeler yapılır. Bunların hepsini sonradan ölçer. İlk defa uzlaşı kültürünün de gereği olarak farklılıklarımızı kabul ederek ve birlikte olduğumuz noktalarda buluşarak millet adına güzel bir süreç yaşandı. Dünden çok daha iyi bir noktadayız. Topyekün Millet İttifakı olarak son derecede motive olmuş bir noktadayız. Ben her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Zaten 60 gün sonra da göreceğiz. Evet. Aslında size bu Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü soracaktım ama siz biraz anlatmış oldunuz. Bir kesim şu an Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sunulmasını ve şu an mevcut başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkan adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasından dolayı aslında çok bir şey değişmediğini ve bunu bir göz boyama olarak adlandıran bir kesim de var. Bu kesime vermek istediğiniz bir cevap var mıdır? Ya şimdi şöyle, Türk siyasetinde göz boyamanın mütehassısı AK Parti'dir. Hı hı. Ve onun genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Millet İttifakı bileşenleri, oradaki siyasi partiler, liderleri, hı hı, alabildiğine süreci oldukça şeffaf, açık, net yürüttüler. Bir talep var, talep de şu, kamuoyunun yoklamalarında, kamuoyu araştırmalarında net bir şekilde ortaya çıkan büyükşehir belediye başkanlarının popülitesinin yüksekliği, milletin talebi, evet, ve bu sisteme dahil edilmesi gerekiyordu. Dahil edildi. Son derece ideal bir sonuç ortaya çıktı. Peki, şimdi size şöyle bir soru sorsam. Türkiye ve Bursa seçimleri için, sonuçları için daha doğrusu, yüzde verebilir misiniz?
Ya yüzde verebilir misiniz derken yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde minimum 10 puanın üzerinde bir farkla Millet İttifakı seçimi kazanır. Aynı yansıma belki 1-2 puan farkla Bursa'da daha yüksek olur. Yani Millet İttifakı lehine hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tablo hem de Cumhurbaşkanlığındaki tablo net bir şekilde değişir. Ondan sonra da topyekün bir yeniden tamirat, tadilat süreci, enkaz kaldırma süreci, sadece deprem enkazı değil, 20 yıllık ülkenin içerisine düştüğü ekonomik, sosyal, siyasi, dış politika enkazının temizleme süreci başlar. Peki, İYİ Parti'nin bu seçimdeki ana hedefi nedir? Yani soruyu şöyle düzeltecek olursam, ekleme yapacak olursam daha doğrusu, neden İYİ Parti? Siz buradan Bursa seçmenine, ardından tüm vatandaşlarımıza neden İYİ Parti'ye oy vermeleri konusunda vereceğiniz mesajlar nelerdir? Yani bunun şimdi cevabını şöyle, nasıl adlandırırsınız? Neden İYİ Parti'ye oy vermeliler? Şimdi öncelikle mevzu şu, İYİ Parti'nin kurulma ve doğuş sürecine baktığınızda o gerekçeler misliyle bugün aynı şekilde devam ettiği için İYİ Parti demek lazım. Nedir doğuş sürecinde? Topyekün ülkede ülkenin üzerine karabasan gibi çöken bir tek adam yönetimi var. Demokrasi askıya alınmış. Hukuka kimse güvenmiyor. Ekonomik anlamda ağır bir çöküntü var. Toplum ve gençlerimiz düşünün %70'i ülkeyi terk etmek istiyor. Ülkesiyle alakalı gelecek planlayamıyor. Geleceğini evet, kendi vatanında tabii planlayamıyor. Ülke iflasın eşiğine gelmiş. Böyle bir şartta demokrasi talebi önce parti içerisinde başlayan demokrasi talebi, özgürlük talepleri orada karşılık bulamayınca ve sadece parti içerisindeki muhalefetten dışarıya sarkarak topyekün Türk toplumunun talebi haline dönüştü. İYİ Parti bu şartlar altında kuruldu ve bu kuruluşla birlikte de düşünün 2017 Ekim'inde kuruluyorsunuz. Üzerinden 5 ay 6 ay geçmeden bir baskın seçimle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bu baskın seçimde de seçime giremezsiniz. Aday olamazsınız. Gibi pek çok baskı bunun üzerine geliyor. Hepsini sırayla tek tek mücadele ederek aşıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz Türk siyasetinde işte ilk seçimle alakalı 2018 %10'a oturuyorsunuz. Türk insanına aşağı yukarı 18 yıldır yutturulan hadise, baskılanan hadise şu. İki kutuplu bir siyaset var. Bu iki kutuplu siyaset toplumun sorunlarını çözmekle ilgilenmiyor. Bu kutuplaştırmadan da beslenerek mevcut konfor alanlarını korumak üzerine yürüyen bir sistem var. Milletin derdi, milletin talebi, milletin sorunu, bireyin özgürlüğü, bireyin aslında demokrasilerde asıl patron olduğu gibi kavramların hepsi hak getire. Tablo bu. Mevzuya şöyle bakılıyor. Yani seçime gidilecek, gidilecek. Vatandaşın derdini çözdün mü? Ekonomik şartları iyileştirdin mi? Nitelikli eğitim, nitelikli sağlık, dış politika, geleceğe dair güvenlik. Bunlarla ilgili çözüm ürettin mi? Hayır. Bunlarla alakalı bir oy talebi yok. Oy talebi şöyle. Kardeşim, İşte bizden misin? Yani örneğin alnı secdeye değiyor mu? O zaman bana oy vereceksin. Zaten iki kutuplu başka bir şey yok. Senin başka değerlerin, sen de oraya oy vereceksin tıpış tıpış. Millete bir seçme şansı da bırakmadılar. Siyasetçiler açısından bu çok rahat ve konforlu bir alan. Ne güzel iş değil mi? Kardeşim işte tamam sen benimle aynı camiye gidiyorsun. Alnı secdeye değiyor ve buraya mahkumsun. Böyle bir dünya yok. İYİ Parti sayesinde Türk demokrasisinde millet yeniden asıl belirleyici ve patron olduğunu hatırladı. Seçmenin önemi yeniden ortaya çıktı ve iki kutuplu tahterevalli siyasetinin dışında yeniden sistemin değişebileceği, evet, iktidarın değişebileceği, alternatiflerin olabileceği, milletin topyekünün temsilinin artık yansıyabileceği bir ortam oluştu. O nedenle şimdi bugün de aynı şeyler geçerli. Biz İYİ Parti olarak tarifimiz şu, bizi niye seçmeli insanlar? Bir, bizi şundan dolayı seçmeli. Biz ülkemiz adına makulde durduğumuzu,
merkezde durduğumuzu ve milletin sorunları üzerinden siyaset üretip siyasetin bu sorun çözümlerine faydası yoksa hiçbir anlamı olmadığına inanan bir siyasi partiyiz. İnsanları kutuplaştırmayan, yani cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını taşıyan her bireyin devlet karşısında bir vatandaş olarak eşit haklara sahip olduğu, liyakatin olduğu, hakkaniyetin olduğu, insanların işte hamili kart yakınımdır, ağanın torunuyum, paşanın akrabasıyım, ilçe başkanının dayısının oğluyumdan ziyade liyakatle herkesin eşit şartlar altında yarışabileceği bir ülke istiyoruz. Bir. İki, ülkenin içerisinde ekonomik anlamda ağır bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye şu an Cumhuriyet tarihinden beri Türk vatandaşları en yoksul zamanını yaşıyor. Kesinlikle. Yani ağır bir yoksullaşma evet. süreci var. Alım gücü ilk defa bu kadar düştü. Türk parası ilk defa bu kadar pul oldu. Türk pasaportunun gümrük kapılarındaki itibarı ilk defa bu kadar yerle bir oldu. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde neredeyse nüfusun %10'undan fazla Suriyeli, Afgan, Pakistanlı sığınmacı ve mülteci sorunuyla yani ileriye doğru en ciddi, en büyük milli güvenlik sorunuyla ilk defa karşı karşıya kaldı. Şimdi böyle bir Türkiye tablosu var. Ya bize demediler mi? Melisa Hanım, yani bu sisteme geçelim. Ekonomi işleri bizde, döviz işi bizde. Yani uçacağız, kaçacağız. İlk ona gireceğiz 20 ekonomi içerisinde dediler. Ne oldu? Tek haneli enflasyon diyorlardı. Tek haneli işsizlik diyorlardı. Tek haneli faiz diyorlardı. Ne oldu? Buyurun, gerçekler bunların tam en zıttını gösteriyor. Hal böyle olunca biz geleceğe doğru gördüğümüz tabloda çoluğumuz çocuğumuz için, vatanımız için, geçmişimiz için bir endişeyle karşı karşıyayız. Bu endişe ve bu bütün bu garabetin sorumlusu takdir edersiniz bir savaş yaşamadığımıza göre yönetim zafiyeti. Liyakatsiz evet. yönetim. O nedenle bir an önce ehil kadrolara, iyi kadrolara biz tabii ki vatandaşımızdan oy talep edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan. Ve ben iyi bir sonuç elde edeceğimizi görüyorum, inanıyorum. Zaten şu son yaşanan hadisede milletin mesajını biz çok net gördük. Millet diyor ki hayır diyor. Birlikte olacaksınız. Hiçbir şekilde bozmayacaksınız ve biz bu 20 yıllık istibdattan kurtulacağız diyoruz. Yaşadığımız şey bu. Ve o yüzden sürekli söylediğimiz hadise kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Bu yaşadığımız deprem felaketleri de seçimlere çok büyük ölçüde yön verecektir, değil mi? Şimdi orada acımız büyük ve halen soğumadı, soğuyacak gibi de görmüyor. Yani burada bir hayat normale döndü ama bakın, orada devam ediyor. Tarihin yani yaşadığımız asrın felaketi tabiri doğru ama karşısında asrın liyakatsizliği, asrın ihmali, evet. asrın maalesef. İş bilmezliği nedeniyle biz insanlarımızı kaybettik. Münferiden örnekleri birebir yaşa. Ben o bölgeye gittim depremden sonra. İşte il başkanlığımızın organizasyonda yapılan yardımların birinde il başkanlığımızın görevlendirmesiyle Malatya'da bulunduk. GİK üyelerimiz, yöneticilerimiz birkaç gün. Diğer yerleri takip ettik. Gördüğümüz hadise şu. Münferiden Bursa'da pek çok akrabasıyla konuştuğumuz arkadaşlar nasıl insanların ilk birkaç gün gerekli tedbirler ve gerekli girişimler yapılmadığı için seslerini duya duya bağıra bağıra vefat ettiğine insanın evladının, akrabasının, anasının, babasının şahit olduk. Böyle bir asrın ihmali, böyle bir asrın iş bilmezliği de ne yazık ki bu iktidara nasip oldu. Ha, bunların yansıması olur olmaz bilmiyorum. Yani bunu hep birlikte seçimde göreceğiz. Ben meseleyi deprem üzerinden zaten ta başından bugüne kadar İyi Parti Genel Başkanı'ndan bütün kadrolarına kadar depremle alakalı bir siyasi söylemde bulunmadık. Dedik ki
bu yaraların sarılması için özelde, genelde, devletin bizden talebi neyse, milletin bizden talebi neyse herkes bir seferber oldu. Bu depremde ne yazık ki bütün birimleriyle devlet yoktu, ne yazık ki yoktu, millet ayaktaydı. Ben bunu gözlerimle de gördüm. Peki, şimdi iki gün önce televizyon kanallarında da bu konunun gündeme geldi, konuşuldu. Şimdi Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Selçuk Bayraktar'ın aday olabileceği konusu konuşuluyor şu an. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa sizce ittifakın kesin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuyla alakalı henüz net bir açıklama, yani bilinen o ama gelmedi. Fakat küçük ortağın ısrarla adayımız noktasında kendisinden daha önce meydanlara çıkıp Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır söylemleri var. Bununla alakalı da bir tekzip olmadığından biz muhtemelen adayın Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu, yani mevcut Cumhurbaşkanımızın yine aday olacağını düşünüyor ve öngörüyoruz. Ancak bir de şu mesele var. İşte uzun süredir söyleyip adayınız nerede, adayınız nerede denilen Millet İttifakı adayını açıkladı. Cumhur İttifakı da artık açıklasın yani. Biz onun adayını da merak ediyoruz. Ben o iddiaları çok boş görmüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmayacağı noktasındaki iddiaları ciddi buluyorum. Çünkü Cumhur İttifakı şunu görüyor. Biz bu seçimi kaybettik. Neticede bizim gördüğümüz veriler, araştırmalar, bizim sokakta gördüğümüzü bütün devletin, hükümetin imkanlarıyla onlar da görüyor. Ve o fotoğraf onlara diyor ki 20 yılın faturasında bir daha seçilemeyeceksiniz diyor. Şimdi bunu gören Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağını, işte başka bir adayla mı gideceğini hep birlikte göreceğiz. Yani bir sürpriz de olabilir. Bizim için bu fark etmez. Üzerine. Mesela adaydan ziyade topyekün 20 yıllık politikalardır bizim bu seçimdeki karşı duruşumuz ve bizim bu seçimdeki rakibimiz. Peki şu konuya da biraz değinelim. Sizce HDP'nin blokajının kaldırılması ne anlama geliyor ve bu bağlamda iktidar HDP'nin oylarına muhtaç mı? Aynı şekilde muhalefet için de soruyorum aynısını. Şimdi, her iki taraf için. Ya birincisi şöyle, yani gerek HDP mevzu, gerek Güneydoğu meselesi veya Kürt meselesi mevzunda en fazla çok yüzlü davranan iktidarın bizatihi kendisidir. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti politikalarıdır, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarıdır. Ben Bursa'da bunun örneğini çok yaşadım. Yani o zaman açılım süreçleri vardı. 2014-2015 olabilir. Akil insanlar heyetleri vardı. Geliyorlardı, geziyorlardı. O yaşanan süreçleri bir kez daha ve o zamanlarda söylenenleri, yapılanları baktığımızda bugün o yapılanların kazara onda birini Melisa Hanım siz yapmaya kalksanız ya da söylemeye kalksanız muhtemelen ağır bir linçe uğrarsınız. Evet, o yüzden kesinlikle. Çifte standart neredeyse şeyin AK Parti iktidarının en belirgin siyasi tavrı haline gelmişti. Hatta Bursa'da akil insanları, ben o zaman Türkiye Kamu Sen Başkanı'ydım. Hepimiz Mehmet'iz Güç Birliği diye bir platformumuz vardı. Halen de var. Onunla protesto ederken tabii ki bizlere gaz sıkıyorlardı. Emniyet güçleri müdahale ediyordu. Protestomuza bile karşı çıkıyorlardı. O heyet başlarından birisi de şu an HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar'dı. Yani AK Parti iktidarı şöyle yapıyordu bu arkadaşlara. Harcırahlarını veriyordu, arabaları tahsis ediyordu, otelleri tahsis ediyordu. Bütün Türkiye'ye gidin, işte bu süreci anlatın. İşte habura mahkemeler kuruyordu, megri megri diyorlardı vesaire. Yüzlerce örnek. Şimdi bunları yapıyorsunuz ve bunun sonucunda sizin bu yanlış uygulamalarınız neticesinde neredeyse sıfıra yaklaşmış olan 2002'de sıfıra yaklaşmış olan
terör ve terör kayıplarımız ondan sonra tekrar kurumsallaşarak bugün neşvi nema bulup bu noktaya geliyor. Bunun müsebbidir AK Parti. AK Parti politikalarıdır bunun müsebbibi. Ta o zamandan beri. Bu başlı başına ayrı bir program. Şimdi bakın HDP ile ilgili o kadar şu son bir yıldır iktidarın söyledikleri var, bağırdıkları var. Yok ilişkilisiniz masanın orasında burasında. Sonuç ne oldu? Bakın hazine yardımları ile ilgili önünü açtılar. Hı hı. Sonuç kapatma davasını seçimden sonraya ertelediler. Evet. Ne oldu? Yani siz kazara aynı tramvayda giderken aynı bölüme düşseniz kıyameti koparacak adamlar gidip heyet heyet görüştüler. Ben bu riyakarlığa, bu çifte standarda, ben bu yalancılığa karşıyım. Ha, şimdi seçimlerde biz 85 milyonun seçmenimiz herhalde 50 milyon civarında olacaktır. 50-51 milyon, 52 milyon. Tamamının oylarına talibiz. Millet İttifakı olarak da talibiz Cumhurbaşkanlığında. İyi Parti olarak da bu oyların hepsine talibiz. Bizim için Hakkari, Çukurca neyse Muğla, Milas'ta odur, Edirne'de odur, Sinop'ta odur. Biz bir memleket sofrası ve bir memleket masası kuracağız diyoruz. Ve bu noktada da böyle davranıyoruz da. Yani bunu sadece söylemde yapmıyoruz. İyi Parti böyle davranan bir parti. O nedenle hani gerekçelerinden bir tanesi de yeni oluşacak mecliste İyi Parti'nin bu kritik süreçte yani demokrasiden, parlamenter sistemden, hukuktan yana tavır koyan ve bütün varlığıyla bunlar için mücadele ettiğini söyleyen partinin güçlü bir şekilde orada temsil edilmesi gerektiğini seçmenin görmesi lazım. Peki. Seçimde parmak boyası olmasını istediniz ama bu önerge reddedildi. Geçen seçimde de istedik. Bu şimdi konuda ısrarcı olacak mısınız? Israrcı olacağız ama biliyorsunuz yani şöyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tartışılamayan yani itiraz edilemeyen kararlar. Evet. Ben açık net söylüyorum. Yani parmak boyası meselesi mutlaka ve mutlaka uygulanmalı. Hele hele Allah muhafaza bu depremden sonra halen kayıplarımız var. Evet. Halen ikamet sorunları var. Vesaire pek çok sorun yaşanacak. Ben şuna çok net inanıyorum ki iktidar bu süreçte her şeyi yapabilir. Bunu da ben boşa demiyorum. Ve ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulumuz aynı zarfın içinde 3 tanesini doğru kabul edip bir tanesini sahte kabul edebilecek kadar bir garabete imza atan bir seçim kuruluyla gidiyoruz. O nedenle parmak boyası konusunda ısrarcıyız. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Milletin oyu hangi partiye verirse versin siyasi partilerin hususen de bizim namusumuzdur. O sandıklar yani o giren oyların başına bir hal gelmeden bu iradenin yansıması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güveniyor musunuz ama? Ama güvenmiyoruz. Güvenmeme gerekçemiz yani yetkili kurumlara ve iktidara geçmişteki sicillere. Peki şimdi biraz Bursa'ya geçelim. Bursa özelinden bahsedelim. 2 yıllık İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı göreviniz oldu. Bunun ardından da Selçuk Türkoğlu'nun bundan sonraki siyasi yol haritası nasıl olacak? Ve şu an herkesin beklediği bir konu var. Sizin milletvekili adaylığınızı açıklayacak mısınız? Bununla ilgili de kulislerde, Bursa kulislerinde dönüyor bu konu. Böyle bir beklenti var. Bu açıklama gelecek mi Selçuk Türkoğlu'nda? Teşekkür ediyorum. Ya ben öncelikle şöyle, 3 yıla yakın süre görev yaptık. Yani 2,5 yıl civarında. İnandıklarımızı yapabildik, yaptık. Gerçekten Bursa adına, milletimiz adına önemli işleri, yani milletin bize yüklemiş olduğu muhalefet partisinin yerine getirmesi gerektiği işlerin hepsini ve tamamını arkadaşlarımızla, çok güzel bir ekibimiz vardı. Ekibimizle yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çünkü sonuçlarını da görüyoruz. İşte üye sayısındaki artış, oy oranındaki artış, yapılan işler, bundan sonraki siyasi hayatımızla alakalı ben hep ortak akıllı hareket etmiş
birisiyim. Sendikal mücadele yıllarımda siyasete atıldığımız, aktif il başkanlığı yaptığım dönemlerde de bir ortak akılla hareket ederiz. Partililerimiz, dava arkadaşlarımız, dostlarımız ve partimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olmak isteriz. Ben bundan önce milletvekili adayı oldum. Hem 2015 hem 2018 yıllarında. O nedenle bundan sonra da işte süreç başladığında yeniden arkadaşlarımızla istişare edeceğiz. Niyetimiz hizmet adına milletvekili adayı olmak, ama dediğim gibi süreç başladığında bir istişare edeceğiz yine ve ondan sonra karar vereceğiz. Bunu da zaten herkes öğrenir. Peki, o zaman ilerleyen günlerde böyle bir açıklama gelecek diyelim mi? Ben tabii açıklama yapıp acilen çalışmaya başlamak lazım. Çünkü çok kısa bir süre var seçimlere ve yapılacak çok iş var. Peki İyi Parti olarak Bursa'dan kaç milletvekili bekliyorsunuz? Şimdi şöyle, iki bölge, ben bu konularda da hep gerçekçi yaklaştım. Ve biz örneğin benim il başkanlığım döneminde hiç bir kamuoyu araştırması yaptırmadık, anket yaptırmadık. Ancak bizim genel merkezimizin abone olduğu 6-7 tane ciddi büyük araştırma firması var. Bu firmaların hepsinin ortalamasını alarak bir şeyi görmek istedik biz, sonucu. Bunu da hiç abartılı konuşmadık. Birinci bölgede aşağı yukarı %24-25 bandında, ikinci bölgede ise %19-20 bandına ulaşmış bir İyi Parti var. Bu haliyle de baktığımızda minimum birinci bölgede 3,5-4, ikinci bölgede de 2,5-3 milletvekili şu an gözüküyor. Fakat önümüzde 60 günlük bir süreç var, 14 Mayıs'a kadar. Seçim kampanya dönemindeki başarı bunu artırabilir. Orada yaşanacak sıkıntılar belki düşürebilir. Ama şu an görünen İyi Parti inşallah 14 Mayıs, yani 14 Mayıs gecesi muhtemelen minimum 5 ile 7 arası milletvekiliyle temsil edilecek Bursa'dan. Peki biraz gençler üzerinde durmak istiyorum ben. Bu seçimde de gençler çok belirleyici bir rol üstlenecekler. Evet. Bir siyaset adamı olarak buradan gençlere vermek istediğiniz öncelikli mesaj nedir? Ya mesele şu, gençler aslında artık konuştukça, ki ben de 4 çocuk babasıyım. Yani en küçüğü artık orta sonda, 8. sınıfta. Diğerlerinin hepsi yorum yapabiliyor, konuşuyor, siyasi değerlendirmeler yapıyor. Hem oradan biliyorum, ailemden, hem de aktif il başkanlığı zamanımızdan, geçmiş sendikal süreçlerden. Gençler bilgiye daha hızlı ulaşıyor artık. Gerçeklerin farkında. Şimdiye kadar yaşanan süreçlerden oldukça da bezgin, net bir şekilde gençlik değişim istiyor. Gençlik geleceğiyle alakalı güvenle bakmak istiyor. Gençlik her şeyden önce hürriyet istiyor. Kısıtlanmak istemiyor. Baskı istemiyor. Özgürlük istiyor. Gençlikte artık ideolojilerden ziyade akıl, vicdan, ahlak, bunlar daha belirleyici olmuş. Bu açıdan bakıldığında biz de alabildiğince yani gerek gençlik politikaları başkanlıklarımız, gerek parti genel merkezimiz üzerinden bir çalışma yürütüyoruz. Ben gençlerimizin ağırlıklı olarak İyi Parti'yi tercih edeceğini de hem inanıyor hem de bunu alanda görüyorum. Peki. Şimdi dönelim Bursaspor konusuna. Evet. Dün akşam değerli izleyenler, Bursaspor Amit Sportif Faaliyetler maçında yaşanan olaylardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama yasağı getirdi. İlk yarı Diyarbakır'da oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler'e 2 maç ceza gelmişti. Şimdi Amed'e 2 maç ceza gelirken Bursaspor'a 9 maç ceza gelmesi çifte standart olarak yorumlanıyor. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu karar skandal olarak da pek çok kişi tarafından adlandırılıyor. Dün akşam sosyal medyada bununla ilgili çalkalandı. İnanılmaz bir tepki var Bursa camiasından, Bursaspor camiasından. Yani bununla ilgili tabii başvuruları olacak Bursaspor yönetiminin. Ama sizce ceza iner mi? İner mi ceza? Şimdi birincisi şu. Yani biz adalet yok bu memlekette derken. Bundan mı bahsediyorsunuz? Her alanda yok.
Sporda da yok. Adalet yok. Adalet yoksa zaten gerisini saymaya gerek yok. Bakınız. Ben Bursaspor maçlarını mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışan, tabii ben maça giden, orada hep görüyorum sizi. Bursasporluyum. Ve şu yaşanan süreçte öncesinde de uyarılarımızı yaptık. İl başkanlığımız yine hakeza hem tepkisini hem yaşananlarla alakalı desteklerini Doktor Mehmet Hasanoğlu ve yöneticiler açıkladı. Ben de bir birey olarak bunları hep açıkladım. Meselenin özeti şu. İki tane büyük sorunumuz var. Birincisi net olan ülkede adalet yok. Spora yansıması da bu. İkincisi Bursa sahipsiz ve öksüz bir şehir. Bu kararın siyasi olduğunu herkes biliyor. Şimdi burada diyelim ceza vermeyi gerektirecek yapıldığı iddia edilen ve daha ziyade yalnızca yapanlarla ilgili onları bağlaması gereken topyekün bir kulüp ve topyekün bir Bursa cezalandırılıyor. Bursalılar cezalandırılıyor. Bir nevi intikam alırcasına. Şimdi ben tekrar bunu kaşımak adına Diyarbakır'daki maçta yaşananları bir kez daha anlatmama gerek yok. Tam bir fecaattı. Bu arada ekranımıza da görüntülerimiz geliyor. 25 Eylül'de Diyarbakır'da Ahmetspor'un Bursaspor'a, evet bakın bu görüntülerde. Yani şunu anlatmak istiyorum. Misliyle yapılan işlerle alakalı tavır, bakın sizin sağlamanız gereken adalettir. Daha öncesinde bunu önlemektir. Aynı gruba verilmeyin diye uyarılar yapıldı. Kesinlikle. Dinlenilmedi. Diyarbakır'da yaşanan işler ortada ve bunların karşılığında yapılmayanlar ortada. Burada tepki olacağı, yani olabileceği belli. Maç oynanmış, maç tamamlanmış. Ondan sonra münferit birkaç pankart üzerinden topyekün şehri ve Bursaspor'u cezalandırıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Bursa'nın sahibi yok. Bursa'nın bu anlamda hususen iktidar tarafından, tabii ki iktidara soracağız. İktidarın milletvekilleri yok ortada. Mevzu nedir? Mevzu şudur. Bursa sadece bu alanda değil ki 10 üretip karşılığında bir bile alamayan bir şehirdir. Bursa tüm Türkiye ekonomisine 100 birim üretip halen bir hızlı tren gelmeyen şehrin adıdır Bursa. Bursa budur. O nedenle aynı şeyi Bursaspor, yani bizim varsa bir marka değerlerimizden biri Bursaspor'dur. Bursaspor'un başına hepimizin, bütün taraftarların ve şehrin başına gelenden de anlıyoruz. En azından bu saatten sonra bu itirazlar üzerine hadiseye müdahale edilmelidir. Şimdi maçın daha başında İçişleri Bakanlığı'nın her şeyi bir tarafa bırakıp işte müdahale ediyorum çeşitli emniyet görevlilerini. Hayırdır, ne oldu? APO'nun pankartı posteri açıldığında müdahale etmiş miydiniz? Etmiş miydiniz? Hayır, etmemiştiniz. O nedenle bu çifte standart ve Bursa'nın öksüz bırakılması ve bu adaletsizlik Türkiye'nin ve hususen de Bursa'nın genel sorunudur. Topyekun bunlardan kurtulmamız lazım. Yani yaşanılan acı, yani taraftarın yaşadığı acı. Bakın ben de o maçtaydım, bu maça ben de gittim. 40 bin taraftarla birlikte. Ayıptır ve günahtır. Kabul edilemez. Evet. Umarız Türkiye Futbol Federasyonu bu karardan acil olarak geri döner ve cezanın indirilmesi için gereken neyse onu yapar. Az önce de bahsetmiştik bu konudan. Sizi Bursaspor maçlarında çoğu kez gördüm. Biz yukarıda basın tribünündeyiz. Ben bazen böyle orada bir önümüzde bir set bakıyorum. Var. Oradan böyle kafamı aşağı eğip bakıyorum. Siyasilerden kimler gelmiş, kimler gelmemiş diye. Ama genelde biz gidiyoruz galiba. Evet, evet. Pek kimse gelmiyor. Sizi çoğu maçta gördüm. Ya seviyoruz Bursasporluyuz. Evet. Yani şimdi şehir takımlarındaki bazı çok kritik maçlar vardır ve bu kritik maçlarda şehir takımları kentin dinamiklerinin desteğine çok ihtiyacı vardır. Evet. Bursaspor'da da bu sezon Ahmet maçı bu maçlardan bir tanesiydi ve bazı maçlarda da yine bu durum söz konusuydu. Ahmet maçıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Yani bitmeden. Şimdi bakın. Şimdi bu yaşananlardan farklı bir anlam çıkararak hadiseyi
tribün tepkisi ve nin dışında sanki iki şehrin düşmanlığı, Allah muhafaza, veya oradan bir başka sorunu kaşımaya ve bunu siyasi bir boyuta çekmeye kimse çalışmasın. Evet. Bu en büyük tehlike ve tehdit olacaktır. Yani böyle bir durum, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Evet. Bu mevzuya tamamen spor açısından bakmak ve bu yaşananlar üzerinden çifte standardı görmek, adaletsizliği görmek ve bunu tamir etmek gerekir. Evet. Bunu başka bir boyuta, mevzuyu yani işte Türk-Kürt mevzuna çalışmaya, çevirmeye çalışan provokatörler, ajanlar olabilir. Buna karşı herkesin, bütün Bursalıların, Bursa sporların bizlerin de uyanık olması gerekir. Bundan yana da hiçbir sorun olmaz. Buradan bu ajan provokatörlere ekmek çıkmaz. Bunu aslında, bu soruyu Bursa siyaseti üzerinden soracaktım size. Bursa siyasileri üzerinden düzeltiyorum. Kent dinamiklerinin, Bursa siyasi isimlerinin, az önce dedim ya, bazı Bursa spor maçlarında olması gerekiyor, destek vermesi gerekiyor. Evet. Ama Bursa spor bu yıl siyasi bakımdan destek konusunda çok yalnız kaldı. Yani bu yıl bu gerçekleşti. Özellikle TFF 2. Lig'e düştükten sonra. Bu yıl çok yalnız kaldı Bursa Spor ve az önceki bu algı operasyonu bağlamında da sizce bu maç üzerinden Bursa siyasileri nasıl bir tutum ya şimdi sergiledi? Şöyle, ben tabii burada öncelikle Bursa'nın bütün siyaseten temsilcileri, iktidar, muhalefet, herkesin Bursa Spor'un ve Bursa'nın yanında olması. Tabii ki biz yanlış bir şey, yapılan bir şey varsa bunu kimse savunmasın kardeşim, ama adalet tecelli etsin. Adalet. Talep bu olmalı ve Bursa Spor'da yalnız bırakılmamalı. Ama bu iş öncelikle iktidar partisinin sorumluluğunda değil mi? Şimdi sen hem yerelde hem genelde Bursa'da iktidarsın. Öyle ya. Hı hı. Yani yerelde yönetiyorsun, genelde yönetiyorsun ve böyle bir süreç yaşanıyor. Vaktinde tedbir almıyorsun. Uyarılara kulak asmıyorsun. Çözüm üretmiyorsun. Sonunda böyle bir ceza ile karşılaşırken üzerine düşenleri yapmıyorsun. Ondan sonra çıkıp ne diyeceksin? Anca şöyle yaparsın. Yani işte gözaltında olan gençler var. Onlar bırakılsın diye işte duyuyorum ben. Siyasiler devreye girmiş. Ne yapacaklardı? Asacaklar mıydı yani pankart astı diye çocuğu? Herhalde bırakacaklardı. Ben böyle bir garabet görmedim. Taraftarın da şunu görmesi lazım. Bursa sporlarının şunu görmesi lazım kardeşim. Misliyle yapılan işler var Diyarbakır'da. 2 maç ceza. Bize 9 maç ceza. Bunu okuması lazım bu fotoğrafı. Bütün Bursa'nın, Bursa sporluların, hususen taraftarın, kulübün bunu okuması lazım. Sizle birlikte bir çağrı yapalım mı burada? Yapalım. Bu cezanın indirilmesi konusunda sesini çıkarması acilden, gerekenlerin acilen tabii, federasyona gerekli tabii itirazları yapmaları için tamam, burada sizle birlikte bir çağrı yapalım. Ya biz şöyle, tabii biz bu çağrıyı yapalım. Herkesin bir an önce bu adaletsizliğe, ya biz demiyoruz ki kardeşim centilmenliğe yakışmayacak, spor ahlakına yakışmayacak işler münferiden olduysa bunların cezası verilebilir. Ben yaparsam bana da ver. Topyekun bir şehri cezalandırma. Topyekun bütün taraftarı cezalandırma. Cezalandıramazsın. Orada yaptıkların ortada, bunun daha makul, kabul edilebilir, gerçekçi hale getirilmesi lazım. Tabii ki biz bu çağrıyı yapıyoruz. Siz bunu yaparsınız. Biz Bursa sporlar olarak stadın dışından da bu maçlara gideriz. Stadın dışından da kulübümüzü, futbolcularımızı, oyuncularımızı aynı stadın içindeki duyuracağımız sesle oradan da duyururuz. Ne yapmış? Ne yapmış? Yani Türkiye'de ölçülen en yüksek desibelle ben de oradaydım. İstiklal Marşı'nı çok okudum. Çok güzeldi. Ne oldu? Çok mu rahatsız oldu bazıları? Mesele bundan ibaret. Teşekkür ederim. Peki. Benim sorularım bitti. Sizin eklemek istedikleriz varsa ya, son sözlerini ben çok teşekkür soralım ediyorum. Bu imkanı sağladığınız için Türkiye bir
kader seçimine giriyor. Biz burada tabii ki geleceğimizi ve hususen bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Sistemi oylayacağız. Bu sistem bizi ölüme götürüyor. Bu sistem bizi istibdada götürüyor. Bu sistem bizi, yani partili cumhurbaşkanlığı denen bu ucube sistem bizi yoksulluğa götürüyor. Bu sistem bizi 3. dünya ülkesi değil 5. dünya ülkesi olmaya götürüyor. Biz artık sabah uyandığımızda ülkede sürekli şuna uyanıyoruz. Krize, zamma, enflasyona, kaosa, kavgaya ve yetmezmiş gibi sürekli hakaret gören bir millet haline geldik. Kim tarafından? Devletin en tepesi tarafından. Topyekün bu kötülükten kurtulabileceğimiz bir seçime gidiyoruz. Allah ülkemiz için hayırlı uğurlu etsin. Milletimiz için hayırlı uğurlu etsin. Biz bu gerçeklerin konuşulduğu, kazasız belasız bir seçim sürecinin yaşandığı ve sonunda güneşli günlerin geldiği bir Türkiye özlemini dile getiriyoruz. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin, bize aktardığınız bilgiler için. Biz de İyi Parti'ye seçim sürecinde başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Ümit ederiz ki hak edenin kazandığı adaletli bir seçim dönemini geride bırakırız. Size de bundan İyi olan kazansın. Evet, iyi olan kazansın diyelim. Size de bundan sonraki siyasi hayatınızda başarılar diliyoruz. İnşallah, teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilerleyen zamanlarda da yeniden burada sizi stüdyomuzda ağırlamak çok isteriz. Güzel konularla inşallah sohbetimizi gerçekleştiririz. Evet değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz İyi Parti Bursa İl Eski Başkanı Sayın Selçuk Türkoğlu'ydu. Kendisiyle güzel bir programı geride bıraktık. Canlı yayınımızı kaçıran seyircilerimiz olduysa eğer enbursa.com'un YouTube adresinden programın tamamını orada bulabilirsiniz. Yine internet sitemizde de programımız mevcut. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi günü saat 12'de yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.